Bu ekmeğimizin bir üst kapağı var. Yani büyük bir ekmek oldu bu. Evet. Yani en az iki kişinin rahatlıkla doyabileceği, üçüncü kişinin de eşlik edebileceği bir tost bu tostumuz. Herkese Denizli Gurme YouTube kanalına merhaba. Bugün sizlerle Lezzet An'a gidiyoruz. Lezzet An'da daha önce hatırlarsanız Adana tütü tostu ve patentli 200'lü tost yapmıştık. Bu sefer de yine patentli olabilecek bir tost yapacağız. Hasır tost. Videomuza geçmeden önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber Lezzet An'a gidelim ve hasır tost nasılmış bakalım. Arkadaşlar şu anda Lezzet An'dayım. Lezzet An'da biliyorsunuz patentli 200'lü tost yapmıştık. Daha sonra önce de şey yapmıştık hatırlarsanız bir Adana ütü tostu. Şimdi de yine isim yapacak bir tost yapıyoruz. İsmi neydi İbrahim? Hasır tost abi. Hasır tost. Hasır tost olarak bunu adlandırdık. Az sonra hem yaparken abi hem çekerken neden öyle bir isim koyduk onu da anlatayım. Evet. Yavaş yavaş kafanızda şekillenecek. Bu ilk aşaması. Tabii ilk aşaması. Aynı yine malum tost sucukla başlıyor. Evet. Evet ekmeğimizi biraz basalım burada abi. Sucuklarımız olmak üzere. Yine her zamanki gibi tereyağı kullanıyorsun. Dükkanımızda bugüne kadar klasik tostlarımızda, en küçük tostlarımızda dahi margarin girmedi. Bunu kendimize ilk edindik bir nevi. Evet. Hepsinde tereyağı olsun istedik. Sağlıklı olsun istedik. Tabii çeşitli fiyatlarda tereyağı bulmak mümkün. Tabii. Geçen ben 200'lü tosta da belirtmiştim. Yani bugünün en kötü tereyağı herhalde en iyi margarinden daha iyidir bence. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Tereyağı önemli. Tabii. Hani ben düşünmeme gerek yok. Canan Hanım'a söylemek lazım. Canan Karatay'a. Hani o da seni destekleyecektir bu konuda ama işlenmiş ürünler için bir şey diyemiyorum. Burada farkındaysan yaklaşık hemen bir ekmeğe yakın bir ekmek kullandık tabanda. Evet. Ve dana sucuğu. Aynı şekilde. Evet. Aynı şekilde yine kaşar peynirlerini sucukların üzerine atıyoruz abi. Şimdi arkadaşlar genellikle soruyorsunuz hani bunlar çekim için yapılmıyor. Özellikle olanı çekerim. Hani ekstra bir şey yaptırtmam. Yok çekim için olsa zaten bu tabana gördüğün gibi boşluklar da var yani komple sucuğu dizebilirdik. Evet. O zaman kaşar peyniri diz. Kaşar peyniri dizdik. Aynı şekilde bizim vazgeçilmezimiz pastırmamız abi. Evet. Bu tostun yine içeriğinde. Pastırmada pişirdik. Dana pastırma. Dana pastırma. Burası neden komik geldi? Hindisini duymadım. Tavuğunu da duymadım. Yapılıyor. Yani yapılıyor mu? Yapılıyor. Ha, duymadım. Aromayla bile pastırma yapmaya başladılar. Kolay gelsin o zaman arkadaşlara, ne yapalım ne diyelim. Evet. Haklı sebepleri vardı herhalde. Bilemeyeceğim. Şimdi çedar peyniri. Yine bizim vazgeçilmezimiz. Pastırmanın üzerine attığımız çedar peynirimiz. Arkadaşlar bir şey söylemek isterim. Denizli'de ilk defa çedar peynirini tostlarda kullanan mekanlardan birisi de Lezzet An. Zaten müşterilerinden de öyle geri dönüşler var. Tabii öyle ki, tabii ki. Evet, evet. Çedar peynirini Denizli'ye getirdiğimiz söyleniyor. Müşterilerimizin genel yorumu bu oluyor. Tost için getirdim. Tost için, tabii ki tost için. Yani hamburgerde bunu kullanan arkadaşlarımız çok. Ben eve getiriyordum zaten de. Yani. Ama tosta, evet. Katılırım. Burada ekstra olarak, bugün bu tostumuzda kavurma da kullanacağız. Evet. Yani tamamen tostumuzun içeriği %100 dana. Gelen müşterilere zaten alışveriş yaptığımız noktalarımızı da söylüyoruz. Soruyorlar genelde. Ne kullanıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? Bunları da belirtiyoruz. %100 dana kavurma bu da.
Burada 3 tane katman var. Gördüğüm kadarıyla sucuk, kaşar peyniri, pastırma, çedar peyniri ve kavurma. Bakalım kavurmanın üzerine ne gelecek? Kavurmamızı da döşedik. Yine aynı şekilde bu sefer ilk defa bu tostu uyguladığımız şerit peyniri. Dil peyniri mi, çetçetli mi? Normalde dil peyniri kullanacaktık. Peynirlerin hepsi eritme peyniri olduğu için. Evet. Bir tanesi de ne bileyim biraz daha yerken diri kalsın şeklinde düşündük. Hatta taze peynir falan kullanalım dedik. Bu daha hoş geldi. Az sonra bir tadınca sen de hak vereceksin. Evet. Bu da güzel bir süsleme oldu yani bu peynirde. Şu anda 3 çeşit peynir kullanmış olduk. Ve sucuk, kaşar peyniri, kavurma, pastırma, çedar peyniri, şerit peyniri. Üst üste bunları hepsini katman şeklinde yaptık. Hasır bir hal aldı. Farkında mısın? Evet. Yani bunun ismini de biraz düşündük. O yüzden hasır tost olsun dedik. Adı hasır tost oldu. Bu tostumuzda ilk defa yumurta kullanacağız. Çatma yumurta. Biraz zengin bir tost oldu. Baya baya zengin. Protein anlamında ve kalori anlamında da çok yüksek yapılı bir tost oldu. Evet. Burada hani gördüğüm kadarıyla şey de yok. Piliç adına yani işlenmiş piliçler yok. Biz kesinlikle piliç adına bir şey kullanmadık. Sosisli bir ürün de yapmadık. Hindi jambon, tavuk jambon bunları da kullanmadık. Evet. Tostlarımızın hepsini dana ürünleri kullandık. Evet. En basit tostlarımıza dahil. Şu anda yaklaşık 20 çeşide yakın bir tost menüsü oluşturduk. Onları da gösteririz. Evet. Yumurtamız da ayrı bir yerini aldı. Evet. Evet, bu tostumuzda yeşilliğimiz de var. Buna marul attık. Yani şöyle söyleyeyim, bu tostumuzu yaparken elimizdeki tüm malzememizi kullandık. Bunun içinde mesela marul arzu etmeyen, turşu arzu etmeyen, domates arzu etmeyen müşterilerimize bunları ilave etmiyoruz. Dikkatli bir şekilde seni izliyorum. Aynı şekilde. Bakalım neler koyacaksın da. Et katmanlarımız bitti. Evet. Şimdi sebzedeyiz, yeşillikteyiz. Evet. Aynı şekilde tosta yakışan turşumuz. Bunun üstünde yine bu ekmeğimizin bir üst kapağı var. Yani büyük bir ekmek oldu bu. Evet. Yani en az İki kişinin rahatlıkla doyabileceği, üçüncü kişinin de eşlik edebileceği bir tost bu tostumuz. Bu tostumuzda ketçap mayonezi kullandık. Evet. Yani dediğim gibi elimizdeki tüm ürünlerle bir tost yaptık bu sefer. Çok zengin, çok dolu bir tost oldu. Vallahi neredeyse dükkanı içine koyduk. Yani koyduk. Evet. Daha önce hatırlarsan 200'lü tosta bu malzemeleri kullanmıştık ve bunda daha fazlasını kullandık. Artı buna kavurma, şerit peyniri, ketçap, mayonez, yeşillik ilave ettik abi. Evet. Ve ketçaba mayoneze rağmen ev salçası da olsun istedik yine. Bu tostumuzun kapağı. Bu yaptığın tostu evet. Tava ekmeğinde de yapabilirdin değil mi? Tava ekmeği kullanarak. Tabii zaten az sonra belki sen yine soracaksın bunun fiyatını bana. Evet, o sonra biliyorsun. Tava ekmeğinde
harikulade bir tost olurdu bu. Yani daha organik bir tost olurdu. Ama malum az önce de bahsettim. 20'ye yakın tost çeşidi yaptık. 20'ye yakın yaptığımız tost çeşidinde evet. Tava ekmeğini bunun içine ekleseydik herhalde uğraşması daha zor, daha böyle meşakkatli bir iş olurdu. Ve onu maliyetler de yükselirdi. Tabii ki maliyetler zaten bir hayli yükselirdi. Evet. Hem içeriğinde aynı içeriği arkadaşlar daha maliyeti düşük yesin şeklinde bu tostu yaptık. Aynı şekilde tereyağımız. Gördüğün gibi kocaman bir tost oldu. Yani sadece uçları alınmış bir ekmek. Hemen hemen bir bütün ekmek burası, bir bütün ekmek altı. Aynen. İki bütün ekmeğin içine bir lezzet sığdırdık. Ve şimdi tostumuzu... Bunu bir de şov için yapmıyoruz. Gerçekten satılamıyor. Tabii ki bu bizim menümüzde olan bir ürün. Yaklaşık hemen hemen iki aydan beri bunu müşterilerimize hem sunduk hem satıyoruz. Ve 2-3 kişi gelip de doyup giden var bu tostla. Gayet de hızlı koşan bir tostumuz bu arada. Evet. Oldu. Asıl tost dedik. Onu da yaptık. Ve şu anda sunum ağzı bir tost oldu. Gördüğün gibi abi iki tane bütün ekmeğin birleşmesiyle yaptığımız bir tost. Çok da ağır bir tost oldu yani. Yaklaşık hemen hemen 1 kilonun üstünde bir tost oldu. 1,5 kiloya da yakın belki, bilmiyorum. Onu şey yapmadım, ters etmedim. İbrahim, tadımdan önce fiyatını söyler misin? Bu tostun fiyatı 38 TL. Ama şöyle söyleyeyim, fiyatlarda inan abi çok zorlanıyoruz. Mesela 200'lü tostu olsun. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bugün bir pastırmaya gittiğinizde, kavurmaya gittiğinizde, sucuğa gittiğinizde hepsi bir maliyet koyuyor. Kullandığında 100 gramdan aşağı malzeme kullanamıyorsun. 38 TL dedik fiyatına. Herhalde yılbaşına kadar bu şekilde devam edeceğiz. En azından şunu da söyleyeyim abi, bugün de bizim birinci yılımız oldu. Evet. Lezzeten olarak. Birinci yılımızda 3 tane farklı tost çekimi yaptık seninle herhalde, değil mi? Evet. Güzel tostlarla buluşturduk. Tost severleri. Sana baklava dilimi keseyim biraz şöyle. Tamam. O da bir hasır sayılır. Farklı olsun. Evet. Yani görünümüyle, tost üzerindeki içerisindeki katmanlarıyla şöyle asır tostumuz servise hazır abi. İbrahim Usta, merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Denizli Gurme, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sana farklı bir tost yaptım abi. Biz bu yola çıkarken şöyle konuşmuştuk, evet. Hatırlarsan. Tost yapacağız, beraber yapacağız, beraber yiyeceğiz şeklinde. Evet. Yeni bir tost yaptık, yeni bir tostumuz oldu. İlk Adana'ya mahsus olan Adana Üstü tostu yaptık. Sonra kendi patentini almış olduğumuz 200'lü tostumuzu geliştirdik, onu yaptık. Ondan sonra da bu hasır tost yaptık. Bu da bizim kendi ürünümüz. Bir yola çıktık, gidiyoruz işte, Allah utandırmasın artık. Afiyetle ye abi. Çok güzel bir tadı oldu. Harika da bir lezzet oldu. Çıtır çıtır bir ekmeği oldu. Evet. İçi bol oldu. Her şeyle güvenilir bir tost oldu. %100 dana. İçinde kesinlikle en ufak bir tavuk ürünümüz hiçbir şekilde yok. Yağ olarak tereyağı kullanıyoruz. Her salçamız, ketçabımız, mayonezimiz, domatesimiz, marulumuz, yeşilliğimiz hepsi bunun içinde artık. Şunu belirtmek istiyorum abi, affına sığınarak. Evet. Bu tostumuz bizim menümüzde 3 kişilik tost olarak geçiyor. Evet. Yani 3 kişinin yiyebileceği, karnını doyurabileceği bir tost. Bunun mesela tek kişi gelen insanlar için bunu lezzeten spesiyal olarak adlandırdık. Aynı şekilde 3 çeyreğe yakın bir ekmeği yapıyoruz onda. İçeriği aynı, değişen hiçbir şey yok. Onun fiyatı da 18 TL, onu da burada paylaşayım. Tek kişi gelip ben bu tosttan yemek istiyorum, 38 TL'm yok ya da büyük olur, ben bunu bitiremem derse, onun da alternatifini bulduk. Lezzeten spesiyal dediği anda bu tostun aynısını müşterilerimize ikram ediyoruz. Yer tarifi de yapayım mı? Videolarımızda hep bu sorunla karşılaşıyoruz. Yerimizi bulamıyorlar. Aynen. Ha,
Yeriniz şöyle tarif edeyim basitçe. Denizli Bayramiye Postanesi'nden Hacılar Camisi'ne doğru sallanırken yol üstünde finansman var. Evet. Bir tane banka, bir tane finansman. Kaleiçi Şubesi, finansman Kaleiçi Şubesi. Finansman Kaleiçi Şubesi ile yan yanayız arkadaşlar. Buyurun gelin misafirimiz olun. Çaya kahveye gelin, yemeğinizi içmeniz de önemli değil. Muhabbetimiz de var. Her şekilde her zaman bekleriz. İnşallah sizlerle bir yere geleceğiz. Sizlerle bir yere varacağız. Her şey herkesin gönlünce olsun. Denizli Gurme'ye tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi de bu hasır tostu tadalım. Evet, şöyle bir tadına bakayım. Ondan sonra konuşalım. Tabii bir lokma almak yetmedi. İkinci lokmayı da alayım. Burada dop dolu bir karışım olmuş. Kiminiz böyle karışımları sevmeyebilirsiniz. Klasik tostları sevebilirsiniz. Ama bir öğleniniz var. Ve bunu dolu dolu bir şeyler yemek istiyorsunuz. İşte hasır tost tam bu zaman için. İçindeki cheddar peyniri ve pastırma mükemmel damağı vuruyor. Üstteki çeçil peyniri biraz tabii dil peyniri daha önce kullanılmış değil mi? Evet evet dil peyniri kullanmıştım. Evet. Dil peyniri olsaydı daha iyi olacaktı. Benim düşüncem. Geliştirebiliriz. Evet geliştirilebilir. Tadın damağına göre müşterinin. Sucuk her zamanki gibi kaliteli, güzel. Piliç adına bir şey kullanmadık dedi ama yumurtalar neydi? Yumurtaları da piliçten sayabiliriz. Evet. Arkadaşlar biz İbrahim Bey ile bu tostu ikimiz yiyeceğiz. Misafirlerimiz olan kişiler var. Onlar da bize eşlik edecekler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denizli'den herkese selamlar.